Sayın Pekin, bir blokta bir süre daha sizinle bu blokta devam edelim istiyorum. Hem bu konudaki sizin de son görüşlerinizi alayım. Yani saat yaklaşık 45 dakikadır beraberiz ve Atamaden'de hala roket seslerini, patlama seslerini duyduğunu söylüyor. Bununla ilgili son sözlerinizi alayım. Ardından SİHA krizi sona erdi mi? Bir dün, yani son 48 saattir işte Haseke yakınlarında düşürülen SİHA'yı ve karşılıklı açıklamaları dinliyorduk. Hem ABD'den hem Dışişleri Bakanlığımızdan, hem Milli Savunma Bakanlığımızdan. Bu kriz bitti mi? Ve bu F-16'nın, yani bu SİHA'yı düşüren F-16'nın İncirlik üstünden kalktığına dair de bir bilgi vardı. Size göre bu F-16, bu SİHA'yı düşüren F-16 nereden kalktı? Bununla da ilgili görüşlerinizi alıp size de teşekkür edeyim. Bir avazda iki soruyu sormuş olayım. Önce şunu söyleyeyim, şeyle ilgili, bu olayla ilgili, İsrail'deki olayla ilgili, bu çok kritik bir olay. Yani ben bu şeydeki Güney Kafkasya'daki savaş başladığı zaman bunların bu bölgede ve diğer bölgelerde bu çatışmaların artabileceğini, çünkü bu yeni dünya düzenini teşkil ederken bunların fay hatlarını oynattığını ve bu fay hattının belli yerlerde kırılacağını demiştim. Bakın orada bir olay oldu. Arkasından Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'na yönelik bir eylem yapıldı. Ondan sonra Türkiye buna karşılık verdi haklı olarak. Arkasından bu olay çıktı. Yani İsrail olayı var. Yani bu bölgede savaş ya da çatışma büyüyecek. Bir taraftan da Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Onlar var. Dolayısıyla ben yani bir sıcak savaşın, bölgesel savaşın kokuları var burada. Zaten uzun zamandır Türkiye'yi Türkiye ve İran'ı karşı karşıya getirmek isteyen bir grup, bir şey var, bir çalışma var. Şimdi ister istemez bu bölgede demek ki Suriye'de bir takım faaliyetler olacak. İsrailler Amerikalılarla birlikte Suriye'de bu olaylara müdahale edecekler, ediyorlar da. Ve zaman içerisinde bizi de etkileyecek bölgede bir çatışma olasılığı gündeme gelebilir. Amerika ile bizi bu İHA'dan daha kötü duruma düşürecek bu özel yapı, Kürt devleti kurulması konusu hızlanabilir. Böyle bir olay bekliyorum. Umarım, siz Amerika Birleşik Devletleri krizin derinleşebileceğini düşünüyorsunuz. Evet, yani savaş çıkmaz umarım, ama bu iş şeye doğru, bölgesel savaşa doğru gidiyor. Bölgesel. Yani İsrail'le arasında gibi, ne derler, İsrail'le Filistin, Hamas, İran arasında bölgesel savaşa doğru gidiyor. Böyle bir şey var. Şimdi diğer konuya baktığımız zaman şunu söyleyeyim. Bu kalkan F-16 Ürdün'den kalkan bir F-16. Yani Ürdün'deki Amerikan üstünden kalkan bir F-16. O F-16 ile düşürülmüş. Yoksa İncirlik üstünden kalkan bir F-16 falan yok. Tutarlar bu konuyu iniş saatleri, kalkış saatleri, uçakların durumu, F-16 var mı yok mu? İncirlik'te başka uçakların var, F-16'ın var, onlara bak, tanker uçakların var, yoksa AWACS uçakların var, onlara bakmak lazım. Ama bu doğrudan Ürdün'de şeyi var. Hatta biraz evvel söylemiştim, Ürdün'de geçtiğimiz 4 gün içerisinde Ürdün'de Suriye tarafına doğru bir yığınaklanma askeri yığınaklanma yapıldığı konusu gündeme geldi. Demek ki böyle bir şey bekliyorlardı belki de Amerikalılar veya Ürdün. Yani onu da bakmak lazım. Çünkü Ürdün genelde İngilizlerin kontrolünde, Amerikalılar da var ama demek ki onlar böyle bir şey, bir çatışma bekliyorlardı. Ama bence bu çatışma şimdiye kadar gördüğüm, yani evet, gençliğimde, çocukluğumda Filistin Kurtuluş Örgütü'nün çok büyük çatışmaları vardı. Yani leyla haritler, uçak kaçırmalar, şunlar bunlar, bir sürü şeyler. Onlar 2006'da artık sona ermişti. Lokal çatışmalar oluyordu. Ama ilk defa böyle bütüncül bir çatışma. Bütüncül ve bölgesel bir savaş durumu diye öngörüyorsunuz.
burada yaşanan vaziyetle ilgili. Çok teşekkür ediyorum Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı. Sağ olun İsmail Hakkı Pekin. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Türkiye'nin güneyinde buna daha fazla önem vermeye başlar. Bunun üzerine odaklanır diye değerlendiriyor. Şimdi peki abluk altındaki İsrail'e yönelik başlatılan saldırıların ardından ordudan da bir açıklama yapıldı İsrail ordusundan. Sayın Maden, size de bu noktada bir kez daha söz vermek isterim. Savaş alarmı durumu ilan ediyoruz. Son bir saat içerisinde Gazze'den İsrail'e çok büyük ölçekte roket saldırıları başlatıldı. 5000'den fazla roket atıldı bu bölgeye deniliyor ki bu gerçekten büyük bir ölçeği işaret eden bir oran. Bölgedeki halktan korunaklı alanlarda durmaları talimatını veriyoruz ve vatandaşlarımızdan da bu talimatlara uymalarını istiyoruz diyor İsrail ordusu. Yeni güncel bir açıklama geldi mi? Siz şu an o bölgedesiniz Sayın Maden. Yani bu talimatlara uyun deniliyor ama bir sokağa çıkma yasağı resmen ilan edilmiş değil. Biraz daha bizlere şu anki yani yaklaşık 40 dakikadır sizinle birlikteyiz. Durumu aktarırsanız yani size gelen bir roket sesi, bir bomba sesi, bir patlama sesi son 5-10 dakikadır var mı mesela? Yani şu anda üzerimden geçen jetlerin o sonic boom dediğimiz o patlama seslerini duyuyorum. Ve yani tepemde şu anda camından baktığımda mesela hani vurulmuş roketlerin çizdikleri çizgiyi görebiliyorum. Öyle onu söyleyebilirim. Yani bu vurulmuş roket derken bu atılan roketi havada vuruyorlar ya, onu söylemek istiyorum. Bu son yaptığınız muhabbetle ilgili bir şey söylemek istiyorum. İsrail'de şu anda evet yani normalleşme, bu Arap ülkelerini normalleşelim, onlarla dost olalım, böyle bir anlayış var ama sonuçta şunu hatırlamamız gerekiyor. Bir, burada yani sağ tandanslı ve aşırı sağcıların da girmiş olduğu yeni bir hükümet var. Buradaki gerilim çok oldukça son dönemde tırmandırmış. Yani bu sivillerden de sonuçta karşı sivillere zarar vermek isteyen insanlar ve bunlar normalde durdurulurdu ve medyada çok olumsuz yansıtılırdı da bunlara biz biraz daha acaba müsamaha mı tanınıyor gibi bir gerginlik vardı. Ama sonuçta şunu söylemek istiyorum. İsrail'deki milliyetçilik en hani milliyetçi olmayan insanda bile bir milliyetçilik bir damarı vardır. Yani bu İsrail'de her şeyden önemli güvenliktir. Ve bu noktada İsmail Bey'in dediğine çok katılıyorum. Yani İsrail eğer İran'la şurayla burayla buranın bu olayın bir bağ çıkarsa asla vurmaktan çekinmeyecektir. Asla o konuya girmekten çekinmeyecektir. Çünkü halkın %100'ün istediği şey bu olacaktır. Şu anda da mesela buradaki protestolarda bu Netanyahu karşı olan protestolarda biz artık hani rezerv askerleriyiz ama bizi çağırırsanız gelmeyiz. Yani hepsi şu anda bugün açıklama yaptılar. Yani peki o zaman şöyle de sorabilir miyiz? Şimdi İsrail ordusu, İsrail Milli Savunma Bakanlığı diyor ki biz savaştayız. Savaş ilanı, savaş alarmı ilanıdır bu diyorlar. Ve resmen bir savaş ilan ettiklerini duyuruyorlar. İsrail halkı da psikolojik olarak madem tüm bunları anlattınız, savaştayız mantığını, felsefesini ve psikolojisini benimsemiş mi olur hemen ivedilikle? Tabii ki şu anda mesela benim burada tanıdığım ve yurt dışında olan yani İsrail'de şu anda olmayan arkadaşlarımın hepsi hani buraya dönüyorlar askere çağrıldığımız için. Çağrılan bu arada arkadaşlarımız da oldu. Yani şu an mesela yurt dışında İngiltere'de gezide olan bir arkadaşım şu anda İsrail'e dönüyor. Hani benden hani şeyim hani hala savaşabilecek yaştayım. Çağırırlarsa gideyim diye. Orada şu anda bir ay daha saat tatili vardı mesela. Hepsi dönüyor ve bu adam da aslında opozisyon hani İtalya'yı hiç sevmeyen, sokakta burada sürekli protestolara katılan hani solcu diyebileceğimiz bir kişi. Şu anda işte İngiltere'deki şeyin tatilini bıraktı. Buraya hani acaba çağırılır mıydı? Buraya geri dönüyor. Buradaki herkes şu anda hani bir savaş olursa hep beraber gidiyoruz havasındalar. Hani bu buradaki o zaten o toplaşma çok hızlı gerçekleşiyor bu söylediğim milliyetçilik damarı sebebiyle. Şu anda sokağa çıktığınızda tabii ki hani insanlar hadi gidelim de orada Araplar öldürelim gibi bir şey asla elde ettik olamaz. Çünkü burada bunlar onları kendi vatandaşlarından ve onları burada aynı halktan görüyorlar. Ama diyelim ki bir savaş oldu ve İsrail'de de bu bir savaş ilan etti, bir yere girmek gerekti. Buradaki herkes anında o savaşmanın tabii ki girecektir. Şu anda onu hissediyorum yani. Burada mesela bir binamın barınağına indiğimde de yurt dışına gelen burada çok fazla hani bu İsrail taşınmış Yahudi ile beraber yaşıyorum bu binada. Hepsinin söylediği şey ben hala hani buradayım, burada kalmaya ne olursa olsun devam edeceğim. Ve bir şey olursa da elbette ki her şeyimi bırakıp çocuğumu bırakıp gideceğim. Ya şu anda söyledikleri şey bu bana barınaklı. Peki siz de lütfen kendinize dikkat ediniz. Biraz önce camdan baktığımda dediniz ama ne olur yine de bir cam kenarlarından bir uzak durun. Siz de daha sığınaklı ve korunaklı bir yerde olmaya lütfen gayret ediniz. İlerleyen saatlerde yeniden sizinle iletişim kurabilirsek son durumu yeniden aktarmanızı rica edeceğim. Çok teşekkür ediyorum.